sizlere Brookhaven'a gelmesi iptal olmuş güncellemeleri göstereceğim. Evet, yanlış duymadınız. Eğer iptal olmasaydı birazdan göstereceklerin hepsi Brookhaven'a gelecekti. Mesela çalışan bir telefon ve uzay roketi gibi. Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Brookhaven'da gerçekten çok ilginç şeylere bakacağız arkadaşlar. İptal olan güncellemelere bakacağız. Brookhaven'da eskiden gelmesi beklenen ama iptal olan bir sürü güncelleme var. Ve bugün yanımda Küçük Emir'le birlikte bunların hepsini inceleyeceğiz. Küçük Emir hoş geldin videoma. Hoş buldum, hoş buldum, merhaba. Küçük Emir, bu videoda gerçekten manyak şeyler yapacağız. O zaman başlayalım mı hemen? Evet, hemen başlayalım. Bu arada her videoda olduğu gibi arkadaşlar bu videoda yine sizlere bedava Robux veriyoruz. Robux istiyorsanız şu anda kanala abone olun, videoya beğeni atın ve yorumlara Roblox isminizi yazın çocuklar. Hadi bunları yapanlar Robux kazanacak. Aynen öyle arkadaşlar. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Küçük Emir'in de kanalına abone olabilirsiniz. Küçük Emir de biliyorsunuz bir kanal açtı. Oraya da o düzenli videolar atıyor. Oraya da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda ekranda bir tane yazı var arkadaşlar. Bütün olay bu video aslında bu yazının üzerine kurulu. Gördüğünüz gibi Brookhaven'ın eskiden paylaştığı ve sildiği bir tweet var. Tweet dediğim şey de arkadaşlar Twitter uygulamasına yüklenmiş bir tane yazı. Burada arkadaşlar İngilizce bir şekilde diyor ki, Türkçe'ye çevirelim. Brookhaven'a gelecekte getirmeyi planladığımız güncellemeler diyor arkadaşlar. Güncellemelerden bahsediyor bu yazıda. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane madde var. Birincisi yeni telefon, ikincisi uçulabilir roket ve uçak. Üçüncüsü ise denizaltı arkadaşlar. 3 tane maddemiz var. Ama bu yazı arkadaşlar gerçek mi? Bunu gerçekten Brookhaven'ın paylaştığı bilmiyoruz. Çünkü bu çok eski arkadaşlar. Ben bunu kendim gözlerimle görmedim ama gerçek de olabilir, olmayabilir. Bunu bilmiyoruz ama biz buna yönelik bir video yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, bu Brookhaven'da biliyorsunuz bizim telefonlarımız çok eski. Gördüğünüz gibi telefondan sadece birkaç şey yapabiliyoruz. Mesela şöyle arkadaşlar kendimi polis yapıyorum. Tamam, bakın şimdi rol olarak kendimi şöyle polis yapayım. Bakın polis oldum arkadaşlar. Polis olduğumuzda bakın telefonu açtığımızda telefon tuşuna tıklıyoruz soldan. Bakın polis var mesela burada. Polise tıkladığımda arkadaşlar birisi polis çağırırsa benim böyle yerini görebiliyorum. Mesela Küçük Emir sen tıkla oradan polis çağır. Polis lütfen gel buraya. Acil. Çikolatalarım çalındı. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın şu anda gördüğünüz gibi Küçük Emir'in üstünde bir tane ikon var. Görüyor musunuz? Bakın Küçük Emir'in üstünde bu şekilde telefon işareti var ve ben bunu arkadaşlar istediğim her yerden görebiliyorum. Bakın şöyle göstereyim, mesela duvarın arkasından bakalım. Gördüğünüz gibi duvarın arkasından da böyle arkadaşlar bu telefon işaretini görebiliyorum ve polise ihtiyacı olan birisi varsa onun yerini öğrenebiliyorum mesela arkadaşlar bu şekilde. Telefonun tek işlevi bu. Başka hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar telefondan ama şimdi iyi izleyin. Şimdi bakın arkadaşlar böyle bir oyuna girdik. Şimdi bu girdiğimiz oyunda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tuş var. Bu tuşa tıkladığımda gördüğünüz gibi elime bir telefon alıyorum. Şimdi Brookhaven'a da bu şekilde bir şey gelmesi bekleniyor ve arkadaşlar iptal oldu. Şimdi az önce size bir yazı göstermiyor arkadaşlar Twitter'da olan. Bu yazı iptal olmuş şeyler de olabilir arkadaşlar. Gelmesi beklenen şeyler de olabilir. Yani bakın şimdi bu telefonda çok garip şeyler var. Bu oyunun telefonunda çok garip şeyler var. Brookhaven'a da böyle bir şey gelebilir veya direkt iptal olmuş olabilir. Bunun hakkında bir bilgimiz yok. Şimdi bakın arkadaşlar mesela buradan kendi fotoğrafımı çekebiliyorum. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde sağdan kendi fotoğrafımı çekiyorum. Bakın burada filtreler var. Mesela buradan istediğimi kullanabiliyorum. Mesela sonra böyle kusan bir tane yüz mesela arkadaşlar. Böyle geliyorum ve mesela Küçük Emir'le bir fotoğraf çekeyim hemen. Şöyle arkadaşlar mesela arkama Küçük Emir'i aldım. Şöyle bir tane fotoğraf çektim mesela arkadaşlar. Buraya da babalar burada yazıyorum mesela, tamam mı? Bakın arkadaşlar bu şekilde bir fotoğraf çektim. Sonra bunu yolla diyorum böyle arkadaşlar ve istediğim herkese bu fotoğrafı yollayabiliyorum. Mesela Küçük Emir'e yolladım, sonra başkalarına yolladım. Bakın 10 kişiye yolladım mesela fotoğrafı. Sonra burada bana fotoğraf yollayanları da görebiliyorum. Mesela Küçük Emir bana bir şey yollamış. Bakalım arkadaşlar. Mesela Küçük Emir bana ki böyle kendisi yollamış mesela. Küçük Emir ne kadar yakışıklı çıkmışsın ya. Her zamanki hali, her zamanki. Ya yürü ya, mütevazilik de yok arkadaşlar bunda. Bakalım mesela başka bu ne, Almanca bir şey yazmışlar buraya mesela, bir şey daha yollamışlar. Sonra burada birisi yine kendisini çekip yollamış bir tane kız. Sonra başka yeni bir şey var mı arkadaşlar? Mesela burada bir tane kız böyle bir şey yollamış. Kendini çekmiş atmış. Burada birisi kendini çekmiş atmış yine. Mesela bunlara yanıt da verebiliyorum. Mesela bakın böyle bir şey yazmış. Mesela buna yanıt olarak kendi fotoğrafımı atabilirim arkadaşlar. Ya da şöyle Küçük Emir'le bir fotoğraf daha çekip selam yazıp atabilirim. SA yazıp atabilirim mesela arkadaşlar yanıt olarak. Veya mesela Küçük Emir bir fotoğraf daha atmış. Ne yapıyorsun yazmış. Mesela ona yazı olarak da yazabilirim böyle. Selamun aleyküm sen ne yapıyorsun yazdım mesela Küçük Emir arkadaşlar. Böyle muhabbet edebiliyorum. Şöyle altına da mesela bir tane şöyle sticker atalım. Gerçi bunlar paralıymış. Bunları atamıyorum. Hop yaz mesela Küçük Emir. Ne yaptın kral yazdı mesela arkadaşlar Küçük Emir'e. Bakın bir şeyler yazdı ama sansürlendi. Neredesin yazdı mesela arkadaşlar altına. Gülücük attı mesela. Anladınız mı arkadaşlar? Bu şekilde muhabbet edebiliyoruz ve Brookhaven'a da böyle bir şey gelebilirdi. Yanındayım ya yazıyor. Brookhaven'a da böyle bir şey gelebilirdi ama maalesef iptal oldu ve elimizde şu an Brookhaven'da çok kötü, dümdüz, hiçbir işe yaramayan bir telefon var maalesef. Keşke Brookhaven'a da böyle olsaydı ve yine de gelebilir arkadaşlar. Bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunlar iptal edilmiş güncellemeler olsa bile gelmeyeceği anlamına
anlamına gelmiyor. Bence bu gelir diyenler yorum atsın diyor. Arkadaşlar o zaman bunun gelmesini isteyenler yorumlara yazabilir mi? Bakın bunun gelmesini istiyorsanız bence gelsin yazın. İstiyorum yazın arkadaşlar. Çünkü gelebilir yani. Belki Brook evine sesimizi duyururuz da arkadaşlar ve böyle bir şey getirebiliriz. Hiç belli olmaz. Çünkü çok güzel. Bakın yani burada bir sürü şey yapabiliyoruz. Sadece bunlar da değil. Mesela bakın burada araba tuşu var arkadaşlar. Buradan gelip araba çağırabiliyorum. Mesela bakın pat diye araba geldi. Böyle güzel bir arabamız var mesela. Güzel bir jeepimiz var. Bu arabayla bu şekilde turlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan araba çağırabiliyoruz. Sonra buradan eşya çağırabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bakın yukarıdan mesaj geldi. Bas gaz yazıyor. Görüyor musunuz? Küçük Emir yazdı mesela bunu. Sonra buradan gelip eşya alabiliyoruz arkadaşlar. Yani her şey bir telefonda toplanmış arkadaşlar. Karakterimizi buradan değiştiriyoruz. Evlere buradan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ev satın alabiliyoruz. Sonra hava durumuna bakabiliyoruz. Mesela hava 62 dereceymiş arkadaşlar. Gerçek hayatta hava 62 derece olsa muhtemelen sıcaktan bayılırız yani. Sonra burada haritalar var. Böyle navigasyon gibi arkadaşlar. Bakın navigasyonda takılabiliyoruz. Az önce gösterdiğim gibi arkadaşlar fotoğraf çekilebiliyoruz bu telefondan. Daha sonra buradan geliyoruz. Oyun oynayabiliyoruz. Mesela bakın bu şekilde bir kuş oyunu var arkadaşlar. Böyle kuş oyunu oynayabiliyoruz. Bu şekilde oyunda oynayabiliyoruz. Baksana Brook Haven'da bile böyle güzel arabalar yok. Bence artık bu oyunu oynayalım. Vallahi Küçük Emir ya. Bu oyun gerçekten çok güzel yani. Ama Brook Haven'da keşke böyle şeyler gelse. Baksanıza garip garip arabalar da var mesela. Bu oyun güzel arkadaşlar. Ayarlar bile var. Bakın telefonun ayarlarına bakabiliyoruz. Arka plan bile değiştirebiliyorum mesela buradan arkadaşlar. Mesela bu olsun benim arka planım. Bu paralıymış. Şöyle ucuzlardan bir tane yapalım arkadaşlar. Bedavlardan. Mesela bakın arka planım da değişti. Yani bu böyle bir telefon güncellemesi Brook Haven'da bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi istiyorsanız yorumlara yazın. Belki sesimizi duyururuz. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak Brook Haven'da tekrardan geri döndük. Ne yazıyordu? Bakın göstereyim sizlere şöyle. Kullanılabilir, uçabilen roket ve uçak arkadaşlar. Şimdi bunlar gerçekten çok önemli maddeler bence. Yani bunların kesinlikle Brook Haven'da hala gelmesi lazım. Bunlar umarım gerçekten iptal olmamıştır. Umarım bu gördüğümüz yazı sahtedir. Veya bunlar gelecekte gelecek şeyler de olabilir. Çünkü bakın sizlere anlatacağım. Şimdi bir araba çağıralım arkadaşlar. Gidelim. Sizlere bu kısmı çok güzel anlatacağım arkadaşlar. Arabamızı aldık şimdi. Bakın bizim Brook Haven'da biliyorsunuz bir tane uçağımız var. Sürülemeyen bir uçak. Bu uçak sadece burada duruyor arkadaşlar. Bu uçağın içine biniyoruz ama bindiğimizde yine hiçbir şey olmuyor. Yani bu uçak sadece burada süs arkadaşlar. Onun dışında Brook Haven'da sürülebilen bir uçağımız var arkadaşlar. Ama çeşitlendirilmesi lazım. Nasıl olacak göstereyim. Bakın buraya geldik arkadaşlar ve buradan bu askeri evimizi çağırdık. Şimdi bu evde bir uçak var arkadaşlar aslında. Bu evde gerçek bir uçak var kullanabildiğimiz. Göstereyim hemen bilmiyorsanız. Buradan içeriye giriyoruz arkadaşlar. Sonra buradan aşağı iniyoruz. Buradan döndüğümüzde arkadaşlar buradan geçiyoruz. Sonra burada gerçek bir uçak çağırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir jetimiz var arkadaşlar. Burada bir jet çağırabiliyoruz. Ama bizim Brook Haven'da kullanabildiğimiz tek uçak bu. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Küçük Emir'i orada bir kısa süre bırakacağım arkadaşlar. Sonra almaya geleceğim ama merak etmeyin. Bakın uçağımıza bindik arkadaşlar ve uçağımızda şu anda uçuyoruz. Bakın uçağımızın rengini değiştirebiliyoruz. Böyle beyaz yapabiliyoruz. Sonra siyah yapabiliyoruz. Ama başka bir uçağımız yok. Bizim tek uçağımız bu arkadaşlar. Bir tane özel uçağımız var. Onun dışında hiçbir uçağımız yok. Tek uçağımız bu. Bir de burada bir tane var. Bu şekilde arkadaşlar bir tane yolcu uçağı lazım. Yani bu uçak arkadaşlar 2 kişilik. Başka kimse binemiyor buna. Bu şekilde bir yolcu uçağı kesinlikle Brook Haven'a lazım yani. Adamlar oraya yazmış. Keşke getirseler bir de. Çok güzel olur. Onun dışında arkadaşlar adamlar bu yazıda roketlerden bahsetmiş. Uçulabilir roketlerden bahsetmiş. Şimdi bunun iptal olduğu çok belli. Çünkü bakın sizlere şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar bizim bir roketimiz var. Gördüğünüz gibi roket şeklinde bir uzay üssümüz var bizim. Bu şekilde bir roket. Gördüğünüz gibi yüklensin göstereyim. Bu roketi biliyorsunuz yani. Bu roketi bilmeyen yoktur. Bu bildiğiniz arkadaşlar uzaya gönderilmek üzere yapılmış bir roket. Yani Brook Haven bunu başka hiçbir amaçla yapmış olamaz ama maalesef bu güncellemede iptal olmuş ve bunu böyle bırakmışlar. Çünkü bununla birlikte uzaya gerçekten gidemiyoruz. Belki de arkadaşlar ileride gidebiliriz. Yani belki de ileride gidelim diye bunu ayarlamış olabilirler. Erkenden yapmış olabilirler. Yani bu güncelleme tamamen iptal olduğunu bilmiyorum ama bence iptal olmuş gibi gözüküyor. Çünkü bakın rokete gelelim arkadaşlar. Şöyle en üst kata çıkalım tamam. En üst kata şöyle geliyorum ve buradan içeriye giriyorum bakın. Şimdi burada zaten bizim roket için pilot koltuğumuz var. Sonra buradan arkadaşlar böyle geminin ışıklarını kapatıp açabiliyoruz. Buradan geri sayım yapabiliyoruz. Bakın uçuş için her şeyi yapabiliyoruz. Buradan böyle oksijeni falan filan her şeyi ayarlayabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz ama arkadaşlar tek sıkıntımız gerçekten uçmuyor. Yani rol yapmakla yetinmek zorundayız. Bakın burada fotoğraf falan da açabiliyoruz hatta. Ama illa rol yapmak zorundayız. Çünkü gerçekten arkadaşlar bunlar hani gerçekten uçmuyor. Gördüğünüz gibi ay fotoğrafı var. O var bu var arkadaşlar. Ama gerçekten uçmuyor maalesef. Keşke uçsa. Şimdi ben sizlere arkadaşlar eğer bu güncelleme gelirse nasıl olacağını göstereceğim. Nasıl olabileceğini göstereceğim tahminlerimce. Bakın şimdi arkadaşlar böyle bir oyuna geldik. Gördüğünüz gibi şu anda normal Brook Haven'dayız gibi gözüküyor ama aslında değiliz arkadaşlar. Küçük Emir'le çok garip bir oyundayız. Bakın ben bunu zaten sizlere önceki videomda göstermiştim geçenlerde. Bakın burada gördüğünüz gibi bir tane uzay roketi var arkadaşlar. Bu şekilde bir uzay roketi. Bununla arkadaşlar geçen videolarda şöyle yukarıya aya gitmiştik. Bakın yukarıda ay var, Mars var falan filan. Geçen videolarda bunlara gitmiştik arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. İyi butonunda var video arkadaşlar. Brook Haven'da aya gitme videosu. Ama bu videoda aya gitmeyeceğiz. Sadece sizlere göstereceğim. Bakın şimdi gel bakalım Küçük Emir. Şimdi arkadaşlar burada bir roket var. Eğer ki Brook Haven'da bu güncelleme iptal olmazsa ve gerçekten gelirse bu şekilde bir roket bizi karşılayabilir ve lokasyonu da aynen burası olabilir. Belki tam olarak burada durabilir arkadaşlar bu roket. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir roket. Şimdi mantığını göstereyim sizlere. Geliyoruz ve buradan tırmanıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra rokete
çıkıyoruz. Sonra geliyoruz ve buraya oturuyoruz. Buraya oturduktan sonra bakın şu anda içerideyiz arkadaşlar. Bir tane tuş var gördüğünüz gibi şurada. Şuradaki yeşil tuşa bastığımızda arkadaşlar uzaya gidiyoruz. Bakın şu anda uçuş için arkadaşlar tuşa bastım. Gördüğünüz gibi şu anda roketimiz hazırlanıyor. Bu şekilde bir uzay roketi gelebilir. Bakın şu anda hazırlanıyoruz. Mesela uçuş için şu anda hazırlanıyoruz. Kapımız kapandı. Buradaki bu platform hareket ediyor ve arkadaşlar uzaya çıkmak için, uzay roketi için hazırlıklar yapılıyor. Bakın uçuş başladı ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda uzaya doğru gidiyoruz. Bakın bu şekilde sizlere göstereyim. Bu şekilde takip edelim hatta. Gördüğünüz gibi şu anda uzaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir roket Brock yanına gelebilir. Gerçekten gelirse çok güzel olur. Çünkü yani lazım arkadaşlar. Kesinlikle lazım. Böyle bir şey bence gerekiyor arkadaşlar. Yani baksanıza çok eğlenceli bir şey. Oyuna acayip eğlence katıyor. Bakın mesela şu anda bildiğiniz aya gidiyorum gibi gözüküyor. Sanki aya gidiyormuşuz gibi gözüküyor ama şu anda aya falan gitmiyoruz tabii ki. Tamamen rol arkadaşlar bunlar. Şu anda gerçek değil. Yani bu şekilde gidiyoruz. Hatta biraz daha yukarı çıktığımızda gördüğünüz gibi Mars'a var arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Şöyle benim kameradan gösterdiğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyoruz. Ayı geçtik gidiyoruz şu anda mesela. Sonra roketin böyle şeyleri çıkıyor. Parçaları çıkıyor. Roket yavaş yavaş parçalanıyor arkadaşlar. Bütün parçalarını bırakıyor. En sonunda sadece şu kısım kalıyor. Bakın göstereceğim şimdi. Bakın Mars'ın yanına geldik şu anda. Tam Mars'ın yanındayız arkadaşlar. Biraz daha yukarı çıkmamız gerekiyor. Mars'ın yanındayız. Mars'ı da geçtik şu anda. Roketimiz mesela bu kadar parçalandı. Daha da parçalanmıyor galiba. Şimdilik bu kadar parçalandı. Bu şekilde bir olay arkadaşlar bu da. Gördüğünüz gibi burada bir gezegen daha var arkadaşlar. Bunu da geçtik mesela. Böyle bir olay yani. Bu şekilde gitsek, böyle bir şey gelse Brock yanına gerçekten çok güzel olabilir. Onun dışında arkadaşlar yani uçakla alakalı bir şey maalesef bu oyunda yok. Şu anlık sizlere bir uçak gösteremeyeceğim ama arkadaşlar şöyle bir şey gösterebilirim. Üçüncü maddemizde denizaltılarından bahsediyor. Yani bir denizaltı geleceği söyleniyor. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi denizaltı yazıyor arkadaşlar. Denizaltı da gelebilir Brock yanına diyor. Şimdi gel bakalım küçük gemi arkadaşlar. Bununla alakalı yine çok güzel bir şey var bu oyunda. Göstereceğim sizlere. Bakın şu anda arkadaşlar vardık. Sizlere şöyle genişten göstereyim ki burada gördüğünüz gibi kocaman bir su var arkadaşlar. Kocaman bir deniz, kocaman bir havuz var. Ve burada arkadaşlar 4 tane denizaltı var. Şimdi bunlar da yine Brock yanına bu tarz bir şey gelebilir. O yüzden göstereceğim. Şimdi buradaki denizaltına binelim arkadaşlar suda olan. Veya sudakilere binmeyelim. Buradakilerden bir tanesine bineyim arkadaşlar. Bakın bunlara bindim. Şimdi bunlar kullanılıyor mu? Bakın gördüğünüz gibi bindik. Şimdi bu denizaltını suya indireceğiz arkadaşlar yavaştan. Bakın suya geldik arkadaşlar ve bu denizaltı uçabiliyor gördüğünüz gibi. Birazcık bozuk bu denizaltı ama yine de anlayacaksınız. Bakın şimdi böyle aşağı indirelim bunu suya arkadaşlar. Bakın şu anda sudayız. Gördüğünüz gibi denizaltımız şu anda çalışıyor arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz denizaltında gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir denizaltı mesela. Bu da Brock yanına eklenebilir. Bakın bu şekilde üste çıkıyoruz. Bu şekilde aşağı iniyoruz. Mesela suyun altında küçük emirle bu şekilde takılabiliyorum çok güzel bir şekilde. Gerçekten bayağı iyi bir şey arkadaşlar. Brock yanına böyle bir şey gelir mi? Umarım gelir. Gelmesini gerçekten çok istiyorum arkadaşlar. Çok bekliyorum. Ama maalesef iptal olmuş gibi gözüküyor. Gelmeyecek gibi gözüküyor. Ama yine de arkadaşlar biz yorumlara asılalım. Belki gelebilir dediğim gibi. Gelmesini istiyorsanız arkadaşlar denizaltı da gelsin yazabilirsiniz. Kesinlikle belki dediğim gibi Brock yanına gidebilir. Şimdi bu denizaltı dediğim gibi birazcık bozuk arkadaşlar. Mesela yukarıya çıkalım şöyle sizlere göstereceğim. Bakın şu anda sudan çıktık arkadaşlar ve bu denizaltı gördüğünüz gibi uçmaya başladı. Yani bu denizaltı hem de uçak tarzı bir şey. Gördüğünüz gibi hem uçuyoruz arkadaşlar hem denizaltı suyun altına gidebiliyoruz. Yani garip bir alet. Böyle bir şey Brock yanına tabii ki gelmez. Hem uçan hem denizaltına giden bir şey asla gelmez ama yine de arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor yani. Hem akşam da olmuş mesela şu anda. Çok güzel gözüküyor. Yani bununla takılmak acayip eğlenceli. Ne kadar saçma olsa da çok eğlenceli gözüküyor. Böyle başka tuşlar da var. Bunları basınca ne oluyor bilmiyorum. Şu alttakine basınca iptal oluyor. Diğerlerini bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir denizaltı. Buna basınca galiba stabil dümdüz gidiyor. Bakın bu şekilde. Şurada ay var mesela. Keşke şu aya gidebilsem abi. O da çok güzel olurmuş. Yani Brock yanında iptal edilen güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten garip grup şeyler var. Çok ilginç şeyler var. Bunlar keşke iptal olmamış olsa Brock yanına gelse umarım arkadaşlar elimizden bir şey gelir ve bunları ileride oyuna ekletebiliriz arkadaşlar. Bu şekildeydi. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Daha fazla böyle video için videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz tabii ki. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça kalın.